Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeğimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan ve ayrıca yorum yaparaktan bana destek olabilirsiniz. Ben çiçeğimizi bu şekilde hazırladım. Böyle bu yazma oyası için yapraksız yapmak isterseniz de havluda çok şık, çok da yumuşacık bir kurdelemiz olduğu için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu çiçeğimiz havlu yapımında eğer havlunun üzerine düz sabitlemek isterseniz yapraksız olaraktan çiçeğinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ben ortasına inci koydum. Siz farklı şekillerde de tomurcuk, tohum koyaraktan da yapabilirsiniz. Bunun için şu şekilde kurdeleye ihtiyacımız var. Bu şekilde majestik kurdele. Ortası için yine şöyle inciye ihtiyacımız var. Yaprağı için de şu şekilde 30 milim organze kurdeleye ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şöyle eğer yazma oyasına eklemek isterseniz yaprak kullanın. Sadece havlu yapımında kullanmak isterseniz havlu, bohça, seccade süslemenizde dediğim gibi yapraksız olaraktan monte edebilirsiniz. Bu şekilde 30 milim eninde arkadaki yaprağı için 10 milim uzunluğunda organze kurdelemiz. Bu yaprağı için ikiye katlayalım. Burayı yakarak yapıştıralım. Şekilde. Şimdi kurdelemiz şöyle 1,5 santimden biraz fazla 2 santime yakın bu şekilde 7 santim uzunluğunda kurdelemiz bu şekilde 5 tane kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde 5 tane yaprak hazırladık. Hazırladığımız yapraklarımızı şu uçtan başlayaraktan küçük küçük telimizi alalım.
çektikten sonra iğnemizi buraya sağlamlaştıralım. Çiçeğimizi böyle hazırladıktan sonra şimdi yapımı da pardon yaprağını yapalım. Bu şekilde hazırladığımız yeşil yaprağımızı ikiye katlayalım yaprağımızı, ipimizi çekelim. Yaprağımızı açıp iğnemizi yaprağımızın ortasından çıkaralım. Yapmış olduğumuz çiçeğimizin tam ortasından iğnemizi geçirelim. Çiçeklerimiz bu şekilde. Yapacak olan hanımlara kolay gelsin.